Kısa Kafası Kısa Kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. Of Cenk ya. Ha? Çok sıkıldım ben artık böyle çalış. Abi tamam da az kaldı, sınavlar bitecek. Yapacak bir şey yok. Aslında var, sen şu montajcı arkadaşını arasan da yine bir zamanı hızlı yapsa 5 dakikada bitsemem olmaz mı? Abi olmaz yani çünkü Abidin Hoca gördü, çok sinirlendi. Siz 5 dakikada nasıl çalıştınız? Yok abi yani. Adam bir daha yaptığımızı görse var ya bırakır bizi. Vallahi bırakır. E o zaman bir kahve falan içelim ya yukarı çıkıp. Az kaldı abi benim. Biraz sabret. Benim aklıma bir fikir geldi şu an. Bir anda geldi fikir. Ney? Sen kamerayı görebiliyordun değil mi? Evet. Görebiliyor musun şu an? Şurada. Tamam. Kalk onun bir önünden geç. Bak neler olacak. Önünden mi geçeyim? Niye ha. Abi? Bak sen bir geç. Ne olacağını göreceksin. Bak bir burada var. Tamam mı? 750 de bu. Tamam. Büyük ihtimal senin yakınına alıyor. Ben şimdi flu çıkmış olabilirim. Şurada da GoPro var. O geniş oluyor. Tamam. Hangisinin önünden geçeyim? Ne olacak ya önünden geçince ya? Sen bir geç ya. Abi beynin sunmanısı. Hangisini? 750 evet, denedim. Evet, hadi bir geç. Bakalım ne olacak. Bakalım ne olacak. Hadi dur. Aa, nasıl oldu bu ya? Kahvelerimiz önümüzde. Ben sana demiştim işte. Güzelmiş. Bir dakika ya. Abide'nin dersi vardı ha. Bir dakika içinde. Şimdi miydi o? Abi, ne yapacağız? Bir rahat edemedik ya. Ne? Ne yapalım? Yine hemen geç kameranın önünden. Hangisinden? Sınıfa. Şunun önünden geçeceğiz. 750 de. Evet, koş. Ah, geldik. Hoca da gelmemiş. Evet, tam zamanında geldik gerçekten. Süper oldu bu. Süper de. Abi defterlerimiz, montlarımız, çantalarımız nerede? Daha yeni öğreniyorum Cenk'cim yani hani normal aslında. En azından ben bunu yapabiliyorum. Sen ne yapıyorsun? Tamam da abi hocaya ne diyeceğiz? Ya istersen sen bir daha geç, ben hemen alıp geleyim. Oho, her seferinde geç. Hangisinden? GoPro'dan mı şeyden mi? 750'den geçersen sevinirim. Allah Allah. Teşekkürler. Lan ne tıklı ya. 1, 2, 3 geçiyorum. Merhaba arkadaşlar, bu haftaki bölümümüzde bahsedeceğimiz geçiş efektini yapabilmeniz için öncelikle birinin kameranın çok yakınından ve önünden geçmesi gerekiyor. Her bir çekimin sonunda böyle bir görüntü kaydederseniz, sonrasında bu görüntüleri kullandığınız montaj programına import ettikten sonra, ki burada kullandığınız montaj programında maskeleme özelliği olmalı. Biz bu bölümümüzde Premiere programını kullanıyoruz ve programın son sürümlerinde Efekt Controls panelinde maskeleme kullanabileceğiniz tüm efektlerin içerisinde bu dolma kalem ucu ikonunu göreceksiniz. Bu efekti yapabilmek için önce kameranın önünden geçilen noktaya geliyoruz. Ve program monitöründeki görüntünün dışını da görebilmek için program monitör içerisindeki zoom level'ı %25'i ayarlıyoruz. Bu maskenin kameranın önünden geçen kişinin önündeki her yeri kaplaması gerekiyor. Ve efekt kontrol panelinde opacity özelliği altında bulunan dolma kalem ikonunu seçiyoruz. Böylelikle program bize maskeleme olanağı sunuyor. Burada opacity yanındaki FX kutucuğuna basarak çizeceğimiz maskenin etkilerini maskelemeyi yaparken görmemeyi tercih ediyoruz. Daha sonra kameranın önünden geçen kişinin görüntüsünün üzerinde maskemizi oluşturmaya başlıyoruz. Bu maskenin kameranın önünden geçen kişinin önündeki her yeri kaplaması gerekiyor. Maskemizi oluşturduktan sonra opacity'nin altında oluşan maskenin özelliklerinden Mask Path özelliğinin yanındaki kronometreye basıyoruz. Böylelikle bir keyframe oluşturuyoruz. Yani bunu yaparak bir bakıma sekansın bu noktasında bu maske burada olsun diyoruz.
ve kronometreye bastığımız için kare kare maskenin yerinde yaptığımız değişiklikler program tarafından başka keyframe'ler oluşturularak hafızaya alınıyor. İleri ve geri şekilde kişinin görüntüsü üzerinde maskenin aynı zamanda yol almasını sağlıyoruz. Bunu yaptıktan sonra Mask Feather özelliğini yüz olarak seçiyoruz. Ve en son olarak da Opacity'nin yanındaki FX'e basıp maskelemenin etkilerini görmeyi seçiyoruz. Maskeleme işlemini bitirdikten sonra tam kişinin geçtiği yerde diğer görüntüyü sekansta alt video kanalına koyduğumuzda işte kamera ve montaj programı ile yapabileceğiniz bir kamera geçiş efekti. Ve bu geçişe de ufak bir ses efekti eklediniz mi geçiş efektiniz tamamlanmış oluyor. Yine bu geçiş efektini kullanabileceğiniz yerler hayal gücünüzle sınırlı. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.